57. Cenaze namazı. Bir müminin vefat ettiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa kadınlara cenaze namazı kılmak, gasl, teçhiz ve defn farz-ı kifayedir. Ehemmiyet vermeyen kafir olur. Cenaze namazını bir kadının yalnız kılması ve çok kadının cemaat ile kılmaları mekruh olmaz namazın kabul olması için altı şart lazımdır. 1. Meyyit Müslüman olmalıdır. 2. Yıkanmış olmalıdır. Yıkanmadan gömülen, üzerine toprak atılmamış ise çıkarılıp yıkanır. Sonra namazı kılınır. Cenazenin ve imamın bulunduğu yerin temiz olması lazımdır. Cemaatin ki şart değildir. Çünkü yalnız imamın kılması ile farz yapılmış olur. Elbise, ayakkabı ve basılan yer net ise namaz sahih olmaz. Tahtavi rahmetullahi teala aleyh imdat haşiyesinde diyor ki: Meyyit temiz tabut içindeyse ve üst yüzü temiz olan ayakkabı çıkarılıp üzerine basılırsa yerin net olması zarar vermez. Kadının cariyenin imam olması ile farz yapılmış olur. Çünkü kadına uyan erkeklerin namazı kabul olmaz ise de kadının cenaze namazı kabul olur ve bir kişinin kılması ile farz yerine gelmiş olur. Çocuğun cenaze yıkaması caiz ise de namazını kıldırması caiz değildir. 3. Cenazenin veya bedeninin yarısı ile başının veya başsız yarıdan fazla bedenin imamın önünde bulunması lazımdır. 4. Cenaze yerde veya yere yakın ellerle tutulmuş veya taşa konmuş olmalıdır. Başka bir yerde bulunan veya hayvan üstünde veya el ile yüksekte tutulan cenazenin namazı kabul olmaz. Cenazenin başı imamın sağına, ayağı soluna gelecektir. Tersine koymak günahtır. 5. Cenaze imamın önünde hazır olmalıdır. 6. Cenazenin ve imamın avreti örtülü olmalıdır. Cenaze namazının farzı ikidir. 1. Dört kere tekbir getirmektir. 2. Ayakta kılmaktır. Özürsüz oturarak veya hayvan üstünde kılmak caiz değildir. Yağmurdan, çamurdan dolayı hayvandan inemezse caiz olur. Cenaze namazının sünneti üçtür. 1. Sübhaneke okumak. 2. Salavat okumaktır. Çünkü duadan önce salavat okumak duanın sünnetidir. 3. Kendine ve meyyite ve bütün Müslümanlara af ve mağfiret için bildirilmiş olan dualardan bildiğini okumak. Dört Müslümanın namazı kılınmaz. 1. Bagi yani asilerin yani haksız olarak halifeye isyan edenler dövüşürken öldürülünce namazı kılınmaz. Bunları yıkamak da lazım değildir. 2. Müslümanların yolunu kesen hırsızlar dövüşürken öldürülünce yıkanmaz ve namazları kılınmaz. Bagiler ve yol kesenler kaçarak sonradan had ve kısas cezalarıyla ölürlerse yıkanır ve namazları kılınır. 3. zulm ile meşhur olan kabileler dövüşürken ölünce namazı kılınmaz. 4. silah ile ev basan kimse o zaman öldürülürse namazı kılınmaz. İntihar eden yani kendini öldüren kimse hemen ölse bile yıkanır ve namazı kılınır. İntihar etmenin başkasını öldürmekten daha büyük günah olduğu Hindiyye'de yazılıdır. Anasını babasını öldüren kimse kısas ile öldürülünce namazı kılınmaz. Cenaze namazının dört tekbirinden her biri bir rekat gibidir. Dört tekbirin yalnız birincisinde eller kulaklara kaldırılır. İndirilince göbek altına bağlanır. Sonraki üç tekbirde eller kaldırılmaz. İki el bağlanınca, Sübhaneke okunur ve okunurken ve Celle senaüke de denir. Fatiha okunmaz. İkinci tekbirden sonra, teşehütte otururken okunan salavat okunur. Üçüncü tekbirden sonra, cenaze duası okunur. Dördüncü tekbirden sonra hemen sağa ve sonra, sola selam verilir. Ellerin ne zaman indirileceğini kitaplarda bulamadık. Dürer ve halebi Sagir haşiyelerinde, ayakta okurken eller bağlanır. Okumak yoksa eller indirilir. Evvela eller indirilir. Sonra iki tarafa selam verilir, diyor. Büyüklerimizin sağa selam verirken sağ ellerini, sola selam verirken sol ellerini salı verdiklerini gördük. Selam vermeden evvel iki elin birlikte indirileceği de anlaşılmaktadır. Selam verirken cenazeye ve cemaate niyet edilir. İmam yalnız dört tekbiri ve iki omuza selamı yüksek sesle söyler. Başkalarını içinden okur. Cenaze duası yerine Rabbena atina veya yalnız Allahum mağfirle demek veya hut dua niyetiyle besmelesiz Fatiha-i Şerife okumak da olur. Dua okumak meyyitin affına sebep olur. Peygamberlerin ve çocukların derecelerinin yükselmesine sebep olur. 40 yahut 100 kişi üç saf olarak kılarsa meyyitin affına sebep olur gömmeden önce kılınır. Son safta kılmak daha sevaptır. İmam, dördüncü tekbirde selam vermeyip, beşinci tekbiri söylerse, cemaat söylemez. Sessizce bekleyip, imamla birlikte selam verirler. İmam, cenazenin göğsü hizasında durur. Namaza geç yetişen hemen durmaz. Bekleyip, imam herhangi bir tekbiri getirirken, beraber tekbir getirip namaza başlar. Bu tekbire iftitah tekbiri olarak niyet eder. İmam selam verdikten sonra kaçırdığı tekbirleri birbiri arkasından söyleyip bir şey okumadan selam verir. Dördüncü tekbire yetişemeyen namazı kaçırmış olur. Birkaç cenaze birlikte ise her birinin namazını ayrı kılmak eftaldir hepsi için bir namaz kılması da caizdir. Bunun için birinin başı ötekinin ayağına gelmek üzere sıralanır. İmam derecesi yüksek olanın önünde durarak kılar. Cenazelerin bir kısmı imamın sağında, bir kısmı da imamın solunda bulunur. Yahut hepsini imamın önünde olarak yan yana koyup imam hepsinin göğsü hizasında durur. Önce erkekler, Sonra oğlan, sonra kadın, en sonra kız cenazesi konur. Bunlar için niyet ederken erkek veya kadın olduklarını söylemek şart değildir. Cenaze namazını devlet reisi kıldırır. O yoksa hükümet reisi, o yoksa vali, sonra hakim, sonra kaymakam, sonra bunun vekili, sonra hakim vekili, sonra mahalle imamı kıldırır. Meyyetin velisi Salih ise imam yerine veli kıldırır. Veli erkek olur, kadın olmaz, çocuk da olamaz. Veli kan ile olan yakınlarıdır. Zevç de veli olmaz. Ancak başka velisi hazır bulunmaz ise zevç de imam olabilir. Küçük çocuğun nikahını kıydırmaya, evlendirmeye hakkı olanlar velidir. Baba oğuldan önce velidir yani sahibidir, koruyucusudur. Oğul, kardeş, amca, dayı ve nihayet zevci de yoksa komşuları imam olur. Veliler herhangi bir yabancıyı vekil edebilir. İzinsiz imam olurlarsa veli tekrar kıldırabilir. Namazı kılınmadan veya yıkanmamış olarak namazı kılınan, gömülüp toprak örtülmüş ise koktuğu zannedilmedikçe kabri üstünde namazı kılınır. Kokmaya başlama zamanı, toprağın cinsine, mevsimine, sıcaklığa, soğukluğa, zayıf, şişman olmasına göre değişir. Üç gün ile bir ay arasında değişir. Kırkıncı gün burnu düşmesi, elli üçüncü gecesi çürümeye başlaması ve bu gecelerde mevlid okutmalı gibi sözler doğru değildir. Ahmet isminde bir türbedarın, rüyada gördüm diye söylediği şeylerdir. Meyyite yapılan her hizmet ibadettir. İbadetler yalnız ayet-i kerime, hadis-i şerifler ve müçtehitlerin ile belli olur. Şunun bunun emriyle rüya ile ibadetler değiştirilemez. İbadetleri değiştirmek, bozmak isteyenler kafir olur. Ölülere Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek, dua etmek gibi yardımları yapmak için 53. gecesini beklememeli, birinci günü yaparak imdadına bir an önce yetişmelidir. Bu yardımları 7. 40. 53. gecelere bırakmak boğulmak üzere olan birine biraz bekle, yardıma birkaç gün sonra geleceğim demeye benzer. Muhammed Masum Hazretleri mektubatının birinci cildi 11. mektubunda buyuruyor ki: Adet olarak riya, gösteriş olarak değil de Allah rızası için fakirlere yemek sadaka verip sevaplarını meyyitin ruhuna göndermek iyi olur ve büyük ibadet olur. Fakat bunun belli gün veya gecede yapılması için güvenilir bir haber yoktur. Yani aslı yoktur. İstanbul gazetelerinde Hristiyan ölülerine 40. günlerinde mezarlıklarında ayin yapılacağını, tanıdıklarını oraya çağırdıklarını çok okudum. Onlara sordum. 40. gün ölüye yardım yapmak adetimizdir dediler. Ölüler için sadaka, mevlit gibi hayratın belli günlerde yapılmasının Müslümanlara Hristiyanlardan sirayet etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Meyyiti cami içine koyup namazını kılmak Hanefi ve Maliki mezheplerinde haramdır. Cenaze dışarıda, cemaatin bir kısmı camide olursa mekruh olmaz diyenler varsa da böyle de kılmak haram olur. Cemaat de dışarıda kılmalıdır. Çünkü camiler beş vakit namaz kılmak için ve buna bağlı olan sünnet ve nafile ve kaza namazları kılmak için ve okumak, vaaz, ders için yapılmıştır. Yağmur, fırtına ve hastalık gibi özürlerle, cenaze namazı camide kılınabilir. Fakat cenaze camiye sokulamaz. Doğduktan sonra hemen ölen çocuk yıkanır ve namazı kılınır ve varis olur ve mirası kalır ve ismi konur. Cansız doğan çocuk, dört aylık değil ise yıkanmaz ve namazı kılınmaz.'' dört aylık olmuş ise yıkanıp bir kefene sarılıp gömülür, namazı yine kılınmaz. Anası babasıyla birlikte esir alınan çocuk ve esir alınan büyük deli de ölünce böyle yapılır. Bunlar cehenneme girmez ise de dünyada kafir muamelesi yapılır. Anasız ve babasız esir alınan çocuk veya anası babasıyla alınıp da ana babasından biri İslam'a gelen veya akıllı yani yedi yaşında olarak kendi imana gelen çocuk ölünce namazı kılınır. Bir kâfirin imana gelmesi için kelime-i şehadeti tamam söylemesi ve imanın altı şartını yani amen tüyü işitince inanması lazımdır. Cahillere imanın İslam'ın şartını sormamalı, ona Bunları sayıp söyleyip bunlara inandın mı demelidir. Evet inandım deyince Müslüman olduğu anlaşılır. Cahile iman ve İslam sorulduğu vakit cevap vermezse zararı olmaz. Çünkü bunun cevabını belli muntazam kelimeleri söylemek sanarak bilmiyorum derler. Yani imanı bilmiyorum değil de imanın nasıl söyleneceğini bilmiyorum derler. Müslümanın kâfiri yıkaması, kefenlemesi ve gömmesi vacip değildir. Kâfirlere verilir. Kâfirler yoksa kirli çamaşır yıkar gibi yıkayıp bir beze sararak kâfir mezarlığına gömmek caiz olur. Mürtet ölüsü ise yıkanmaz, kefenlenmez. Hangi dine geçtiyse onlara da verilmeyip köpek ölüsü gibi bir çukura bırakılır. Kâfirlerin ve Müslümanın hiç kimsenin ölüsü yakılmaz, külü saklanmaz. Kafir ölüsünün bile kemiğini kırmak, kesmek caiz değildir. Müslümanın kafir olan akrabası tarafından yıkanması caiz değildir. Birinci kısım, 60. maddede, namaz vaktleri bahsinde, üç vakitte namaz kılmak, caiz olmadığı bildirilmişti. Bu vaktlerden önce hazırlanmış olan, cenazenin namazını bu vaktlere geciktirmek caiz değildir. Merakül Felah da diyor ki bu vaktlerde cenaze defnetmek mekruh değildir, caizdir. Günün her vaktinde cenaze namazı kılmak caizdir. Beş vakt namazdan sonraya bırakmak şart değildir. Cenaze namazı bir kere kılınır. Bir kadın kıldıktan sonra bile tekrar kılınırsa nafile olur cenaze namazını nafile olarak kılmak mekruhtur. Cenaze namazı ve gasli ve teçhizi, tekfini, defni, farz-ı kifaye, bayram namazı ise vacip ise de cemaate geç gelenlerin bunu bayram namazı sanarak şaşırmamaları için önce bayram namazı kılınır. Hazır olan cenazenin namazı bayramın hutbesinden ve akşamın, cumanın, yatsının ve öğlenin son sünnetlerinden önce kılınacağı bayram namazları anlatılırken bildirilmektedir. Fakat Hil'ye ve Bahr kitaplarının sahipleri Rahmetullahi Teala da, önce son sünnetlerin farz ile birlikte kılınmaları lazımdır diyor. Teçhis, tekfin ve namazı çabuk yapmak menduptur. Görülüyor ki cenaze namazı sünnetlerden önce veya sonra kılınır denilmiştir. Fakat cenaze namazı için sünnetin terk edileceğini hiçbir alim bildirmemiştir. Bunun için cenaze namazı kılınacağı zaman camilerde tesbihleri terk etmemelidir. Cenaze namazını acele kılmak vacip olduğu için tesbihleri terk ediyoruz diyenler yanılıyorlar. Cenaze namazını acele kılmak vacip değildir, müstehaptır cenaze namazını cemaat çok olsun diyerek bekletmek mekruh olduğu halde cemaat çok olmak için cenazeyi saatlerce bekletip sonra acele etmek vacip diyerek ayetel kürsiyi ve namaz tesbihlerini terk etmek pek yanlıştır. Bu yanlış adeti ortadan kaldırarak cenaze olunca da ayetel kürsiyi ve tesbihleri okuyan müezzin efendilere müjdeler olsun. 1. kısım 64. madde sonundaki namaz nasıl kılınır da dua bahsine bakınız. Cenaze namazı kılındıktan sonra tabutun yanında dua etmek caiz değildir. Zübdetül makamatta diyor ki: İmam-ı Rabbani kaddesallahu teala sırrehul aziz hazretlerinin cenaze namazı kılındıktan sonra durup dua yapılmadı hemen mezarlığa götürüldü. Cenaze namazından sonra ayakta dua etmenin mekruh olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Bazı imamlar yapıyorlar ise de sünnete uygun değildir. Caiz olmadığı Bezzaziye fetvasında da yazılıdır. Gözlerimi kapayıp derin düşünüyorum. Hayalimde, ruhumda bir delil görüyorum kalpleri temizleyen bakışlar önündeyim fakat bu rüya değil bilmiyorum neredeyim bir teveccühle gaflet perdelerini gideren bir tebessümle sonsuz saadetleri veren ilim irfan keramet harikalar menbaı bu dünya nazarında sanki örümcek ağı. Aşıkları maşuka bu delil kavuşturmuş. Onun ardından giden ebedi sultan olmuş. Her sözünde ruhlara abı hayat damlıyor. Her kelamı kalplerden pasları kaldırıyor. Yalnız bir arzusu var, bir mahbub peşindedir tecelli ile yanan dağın ateşindedir. Sohbeti ehli soffa huzuru andırıyor. Dertlere deva olan tiryaki dağıtıyor. İnsanların üstünü doğru yolun rehberi hayat sırrını çözen ariflerin serveri güzellerin güzeli ruhların tek matlubu değil mahlukun yalnız halikin da mahbubu. Yani Resulullah'ı gösteren aynadır bu. Hadiste bildirilen sıla sahibidir bu. İki bin müceddidi o varisi embiya hürmeti için yarap, bizi ondan ayırma.